Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir kılıç bölümü bölümüyle karşınızdayım dostlarım Bugün kayıp veya çalınmış hesaplarımızı nasıl kurtarabiliriz onu göstereceğim Hazır elime böyle bir fırsat geçmişken bunu videoda yapmak istiyorum dostlarım Benim de hesabım şu an kayboldu Evet hesabın mail adresini hatırlayamıyorum Yapacağım bu yöntem hem kaybolmuş hem de çalınmış hesaplar için kurtarma yöntemidir Bir de kilitleyen hesaplar var biliyorsunuz hesabınız kilitlendiği zaman sizden bir kod istiyor Onu da anlatacağım bu videoda bilginiz olsun Benim kaybolan hesabım bu arkadaşlar zengin züppe evet birçoğunuz biliyor hatta yorumlara hala geliyor neye zengin züppeden video gelmiyor diye. bu yüzden arkadaşlar hesabın şifresini unuttum daha doğrusu mail adresini unuttum bu hesabı kurtaracağız biz ziyaret edelim uzun zamandır da girmedim bu hesaba Bakar mısınız ölmüş köy ya ve ben bu hesaba tonlarca para yatırdım. Şimdi biz bu hesabı kurtaracağız. Şöyle bir hemen yardım desteği açalım aga. Bizim olayımız burada. Yardım destekte ekranı dik yaptık. Şimdi sağ alt köşede bir 3 nokta var arkadaşlar. Bu 3 noktadan direkt kayıp hesap var gördüğünüz üzere buradan kayıp hesabımızı bulacağız. Bu arada dostlarım şöyle bir şey daha söyleyeyim. Benim şu anki mesela ben Klas YT hesabındayım. Mesela merhaba Klas YT diyor. Burada destek talebi için bu herkes de açık olmayabiliyor. Çünkü ben bu hesaba para yatırdığım için destek talebi altım yat aldığım için destek talebi açık bende. Eğer sizde açık değilse kayıp hesaptan yapacaksınız. Ben hemen destek talebi aç diyeceğim. Buradan çünkü direkt iletişim kurabiliyorum Supercell destekler arkadaşlar. Burada zaten diyor ki merhaba şef oyunumuzu oynadığınız için teşekkürler vesaire vesaire vesaire. Hemen yeni bir konuşma başlatacağız. Hemen başlat diyelim. Süper desteğe hoş geldiniz. En, dur bir dakika bir okuysa, okusaydık. Supercell deste hoş geldin. En son güncellememiz yeni çıktığında size dönüş yapmamız normalden uzun sürebilir. Hani güncellemeden dolayı yoğunuz falan. Klasik muhabbet. Burada diyor ki hangi konuda yardımcı olabiliriz? Biz diyeceğiz diğer. Bakın diğer'i tıklayacağız. Şöyle hemen. Lütfen sorunu aşağı yazın. En kısa sürede bir temsilcimiz. Bakın dediğim gibi bizim gibi sizin gibi bir insan bize yazacak. Bir temsilcimiz sizinle iletişime geçecek diye. Şimdi buraya bir metin yazdım dostlarım. Burada görüyorsunuz. Köyümün etiketi hesabım e-posta adresine giriş yapamıyorum. Bu sebepten dolayı yeni bir e-posta adresine taşımak istiyorum diye. Tabi bunun içerisinde şu an ekrana yazmışımdır. İlk adı var. İlk adı zaten zengin züppe bu hesabın. Daha da diğer bilgilerini gösteremem üzgünüm arkadaşlar. Siz burayı zaten ekranda görüyorsunuz. İlk adı kurulduğu tarih. Evet hesabınızın kuruluş tarihi. Ve kurulduğu şehrin adı arkadaşlar. Bu bilgiler önemli. Bunları alıyorsunuz. Ve hesabınız en son hangi cihazda açıksa o cihazların ismini alıyorsunuz yanınıza. Bir de var ise eğer ilk faturası zaten hemen oyun içi satım yaptığınız zaman fatura mail adresinizde geliyor arkadaşlar. Bunları bir gönderelim. Şu an ekranda ben direkt ilk adını kurulduğu tarihi ve şehri yazdım ve oraya yazdım ki isterseniz ilk faturasını gönderebilirim. Bazen istemeyebiliyorlar. Ben yine de yazdım oraya. Bir de oynadığım cihazları da yazdım dostlarım ve gönderdim. Şimdi bu saatten sonra bir temsilcinin bana dönmesini bekliyorum. Heh yazdılar. Diyor ki temsilci en kısa 24 saat içerisinde geri dönecektir. Tabi ben bu süre zarfında sizlere ilk adını nereden bulabilirsiniz söyleyeceğim. İlk adını tabi eğer sizin hesapsa arkadaşlar sizin bilmeniz gerekiyor. Bunu hiçbir yerden bulamazsınız. Kurulduğu tarih ise arkadaşlar oyundaki Google Play oyunlardaki görev başarımlarından bulabilirsiniz. İlk kurulduğu tarihi. Zaten şu an ekranı koymuşumdur. Google Play e Store'a giriyorsunuz. Orada hesabı Clash of buluyorsunuz. Ve en aşağıda büyük kasalar denilen bir görev var. Zaten ilk belediye binasını kurduğun zaman oyun zorla size ee, depoyu yükseltiriyor orada zaten ilk görev tamamlanmış oluyor. İlk kurulduğu tarih o zaman ve zaten kurulduğu tarihin yanında dostlarım ee şehirde hangi şehirde kurduysanız bunu da sizin bilmeniz gerekiyor. Bunlar basit bir şeyler zaten. Bir de oyun oynadığınız cihaz. Bu arada şunu da söyleyeyim dostlarım bazı hesaplarda yeni hesaplarda Supercell ID direkt bağlıyorsunuz ya hesabı. O zaman hesabımı güvende tut eee görevi ilk kuruluş tarihi oluyor. Bunda bilginiz olsun söyleyeyim. Artık bu saatten sonra bekleyeceğiz dostlarım. Zaten süpercell Supercell ekibi bize 24 saat içerisinde geri dönüş alacak. Geri dönüş sağladıkları gibi ben yine kayda giriş yapacağım ve diğer prosedürleri anlatacağım. Dediğim gibi hala unutmadım. Hesabınız kilit yerse nasıl yapacağız? Yine aynı bilgiler. Hesabı ne zaman kurdunuz? Kurduysanız hangi cihazlarda oynadınız? oynadınız Cihazların ismi ilk kuruluş tarihi kurulduğu şehir hesabın ilk adı varsa bir de fatura arkadaşlar bunları verdiğiniz gibi size zaten 6 tane mi bir kod veriyor SuperCell. onu yazıyorsunuz zaten direkt ee, oyun açılıyor kilidiniz açılıyor. E tabi ben olur da videoda anlatmadığım bir şey veya sizin aklınıza takılan bir soru varsa bunu yorumlar kısmına yazın ben direkt size e, mesaj olarak da yorumlarda cevap vereceğim. Ben dediğim gibi elimden geldikçe bilgilendirici bir video olmasını istiyorum hadi bakalım biz çıkalım videoyu ben burada kapatacağım hemen tekrar e, SuperCell döndü mü ben... Kayda girelim. Evet arkadaşlar, Supercell destekten mesajımız geldi. Bakın yazıyor zaten 3 tane yeni mesajınız var destek kısmından. Hemen şuradan bir yardım destek diyelim. Şöyle hemen tekrardan telefonu dik konuma getirmek istiyorum. Hemen yine aşağıda 3 noktamız var. Orayı tıklıyorum. Buradan yine destek talebi acın kısmından çünkü konuşmalarımız orada arkadaşlar. Şöyle diyor ki "Teşekkürler. Hesabınıza tekrardan erişiminize yardımcı olmanız için artık her şey hazır. Hesabınızı bağlayacağı yeni bir süpersel ID oluşturmanız için bir e-posta adresi vermeniz gerekmektedir. Yani bizden kısacası yeni bir mail hesabı istiyor arkadaşlar. Her şey tamamlandı. Bundan sonra şuraya bir mail hesabımızı yazalım. Mail hesabımı yazdım dostlar. Diyor ki lütfen tekrardan e-posta adresini yazın. Hani onaylamak için. Tekrardan yazdım e-postamı ve harika gelen kutunuza bir e-posta gönderdik. Yani gelen kutu dediği de bu az önce yeni açtığımız mail hesabı. Diyor ki ona bir posta gönderdik. Gönderdiğimiz e-posta hesabınıza nasıl ulaşacağınıza dair talimatlar var. E-postayı göstermesiniz spam hani göremezseniz eğer spam veya istenmeyen klasörünü kontrol edin. E-postayı okuduktan sonra giriş yapmak için bu konuşmayı kapatabilirsiniz diyor. Hani kısacası artık hesabımız şu an tabi sansürlü gösteremem üzgünüm arkadaşlar. O hesabımıza bağlandı. Adamlara hesabımın ilk adını verdim. Ondan sonra hesabımın ilk kuruluş tarihini verdim. Hangi hesaplara bağlı olduğunu söyledim. Benden fatura bile istemedi dostlarım. Yani sadece bu ilk bilgileri vermeniz hesabın size olduğunu kanıtlıyor zaten. Bilginiz olsun. Şimdi bir dakika ben bu hesabı Gmail hesabına da bakayım. Şimdi ben buradan konuşmayı bitir diyeceğim dostlarım. Artık bizim buradan işimiz bitti. Tüm sorularınıza yanıt verdik mi? Evet diyeceğim. Ve şöyle bir 5 yıldız ver diyelim. Gönderelim abicim. Tamam Burayı kapatalım artık. Kapat abicim kapat. Hesabımızı bağlayalım. Aktardık artık hesabımız. Mail aktarıldı. Şöyle Dük harika gelen kutunuza bir e-posta gönderdik. Tamam tamam biliyoruz artık. Hemen şöyle bir altı haneli kodumuzu da bir alalım dostlar. Hemen gönder diyorum ve hesabınız yüklensin mi? Yüklensin abicim. Gayet güzel hesabımızı kurtarmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sadece birkaç bilgi verdim. Yeterliydi. Şöyle tamam diyelim. Abicim aylardır hesaba giriş yapmıyordum ya. Aylardır. Şöyle bir bakabilir miyim? Son 10 gün ve 4 gün önce iki tane davet kodu gelmiş. Bunları bir kapatalım. Şurada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Abicim özlemiştim bu hesabı ya. Yani sizlerin de eğer hesabınız çalınırsa veyahut hesabınızı kaybettiyseniz dostlarım hatta kilitlenirse dair bakın kilitlenirse dair şu an ekrandaki bilgileri verme durumunda hesabınızı kurtarabilirsiniz bilginiz olsun. Zaten daha ne kadar detaylı anlatabilirim bilmiyorum. Bazı durumlarda da fatura ekstra isteyebiliyorlar. Benden istemediler. Şanslıydım. Eğer isteseler de onu da verirdim zaten. 5 tane inşaatçım boşta. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ne kadar ganimet var? 9 milyon. Hatta biz bunu yuvarlayalım. 10 milyon ganimet var. Aga hadi 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 sizi bir yükseltelim bir çalışalım zaten inşaatçılar sürekli yatıyordu şuradan bir koruyucuyu yapıştıralım abicim şöyle bir tekrar depoları doldur süper şuradan barbar kralı da bir yatıralım gayet güzel Kraliçe de yatırabilir miyim onu da yatıralım 40. seviyeye yatıracağız ordu kamplarına basacağım şuradan bir. bir tane daha ordu kampı basabilir miyim 2 Gayet güzel 5 tane da basmış oldum bu hesapta ve hala bir ton ganimetim var. Peki hızlandırabiliyor muyum bunları? Gayet güzel şunları 1, 2, 3, 4. 4 kere hızlandırdım süper. Hala zengin ya. Hesap harbiden dolu dolu ha baksana. Neyse geriye kalan ganimetleri ben daha sonra harcarım. Ee, umarım dediğim gibi bilgilendirici bir video olmuştur. Benim yapmış olduğum prosedürleri sizler de eğer uygularsanız sizler de hesabınızı geri alabilirsiniz. Kaybetme durumunda bilginiz olsun. Artık bir like dakika çok görmezsiniz. Kanalda abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açaraktan destek de verebilirsiniz dostlarım. Hadi videoyu bitirelim burada. Bugünlük de böyle. Adios amigo. Bay bay. Ben kaçar.